Merhaba arkadaşlar, ben Burak Sevmişen Yurt. Yeni bir görsel dersimizde daha birlikteyiz. Uzun bir süredir makalelerle devam ediyor idik. Artık tekrar görsel derslerimize devam ediyor olacağız. Ara verdiğimiz bir serimiz vardı, tasarım desenleri, design patterns konusu. Bununla ilişkili olarak da bu görsel dersimizde işleyeceğimiz bir konumuz var. Yine structural patternlerden bir tanesi olan, yapısal desenlerden bir tanesi olan proxy patternini incelemeye çalışıyor olacağız. Son derece kolay bir patern aslında, tasarım kalıbı. Dilerseniz önce UML şemamıza bir bakalım, çizmeye çalışalım ve daha sonra üzerine konuşalım. Standart bir UML şeması tabii ki tahmin edeceğiniz üzere çizeceğiz. Bu sebepten dolayı konuşacağımız şeyler ya da sizlere bahsetmeye çalışacağım şeyleri kaynaklarda bulabilirsiniz internet üzerinde. Şimdi burada öncelikli olarak bir subject olarak adlandırılıyor çoğunlukla kaynaklarda. Yani bir öznemiz, özne nesnemiz var. Bunu biz örneğimizde bir interface olarak tasarlayacağız. Ama C# tarafında bunu bir abstract tip olarak da tasarlayabilirsiniz. İçerisinde bir fonksiyonelliğimiz olacak. Örneğin DoWork isimli bir fonksiyonellik var. Şimdi bu tipi türeten, bu tipten türeyen yani inherit olan iki tipimiz daha var tasarlayacağımız. Bunlardan bir tanesi real subject. Real subject. Yani DoWork işini asıl yapan tipimiz. Bunu bir class olarak tasarlı olacağız. Diğer tarafta bir de proxy tipimiz var. Şurada. Bu da bir class olarak ele alınacak. Proxy tipi aslında temel olarak bizim real subject'imizi kullanan, onu bünyesinde içeren bir class olarak tasarlanabilecek. Bir de tabii ki en nihayetinde bir istemci uygulamamız var. Şimdi tasarım desenini anlamaya başlayalım. Anlamaya çalışalım. İstemcinin asıl ihtiyacı olan şey subject'in içerisindeki fonksiyonellik. Yani şuradaki fonksiyonelliği gerçekleştirmek istiyor. Fakat proxy pattern'i şöyle çizgimizi de koyalım da proxy pattern'ine göre buradaki fonksiyonelliğin çalıştırılması kaynak harcamaya müsait bir durum yaratabilir. Yani örneğin şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki resimleri yükleyen bir tipiniz var. Bu resimlerin yüklenmesi zaman alan işlemler olabilir. Dolayısıyla performansa zorluk getiren, zorluk çıkartan, performans yönünden negatif etkiler bırakan bazı tiplerin fonksiyonellikleri söz konusu olduğunda buradaki zaman kayıplarını engelleyebilmek amacıyla İstemcinin asıl subject fonksiyonelliğini yerine getirebilmek amacıyla bir proxy tipinden, aradaki başka bir tipten yararlanmakta fayda vardır. Diğer taraftan ikinci bir örnekte şöyle düşünebilir. Farklı uygulama domainlerinde olan nesnelerin fonksiyonellikleri kullanılmak istendiğinde ki buna en güzel örneklerden bir tanesi remoting'dir. Daha uzak .NET remote objelerinin, nesnelerinin kullanılmasında proxy tiplerini araya koyarak da bu işlemin gerçekleştirilmesi sağlanabilir. Üçüncü bir özellik olarak ya uygulanış biçimi olarak aslında proxy patterninde söz konusu fonksiyonelliği içeren nesnenin kullanılması için istemcinin gereken yetkilere sahip olabilmesi ya da otorizasyonu olabilmesi gerektiği durumlarda araya bir proxy tipini koyabiliriz, nesne örneğini koyabiliriz. Veyahut da şöyle de düşünülebilir. Asıl fonksiyonelliğin kullanılması sırasında yapılması gereken bazı ön hazırlıklar veya ekler gerekiyorsa bunu da proxy tipinin kendisi halledebilir. Bu şekilde genel olarak 4 farklı senaryo içerisinde kullanılabilecek bir pattern. Bu anlattıklarımızdan aslında şu sonuca varıyoruz. İstemcilerin kullanmak istedikleri fonksiyonellikleri içeren nesnelerin önünde duran, yani istemcinin doğrudan o nesneyle değil de proxy nesnesi yardımıyla konuşabileceği bir pattern. Az önce de bahsettiğimiz gibi çoğunlukla kullanıldığı senaryolar, 4 senaryo içerisinde belki de en fazla kullanacaklarımız remote object senaryosu ile performans ve zaman kaybına neden olan işlemleri içeren fonksiyonellikleri olduğu durumlarda ele alınabilir. Genellikle vekil tip olarak da göz önüne alınabiliyor. Yani surrogate type olarak da bazı kaynaklarda buna rastlayabilirsiniz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden paternimizi çok basit bir konsol uygulaması üzerinde test etmeye başlayalım. Evet, dilerseniz örneğimize başlayalım.
Öyleyse tabii arkadaşlar basit bir konsol uygulaması üzerinde gerçekleştiriyor olacağız. Tabii ki de hani daha karmaşık senaryolarda bunu düşünmek lazım. Az önce de bahsettiğimiz gibi remote objelerin kullanıldığı .NET Remote'in uygulamalar olabilir, servis tabanlı uygulamalar olabilir. Veyahut da az önce bahsettiğimiz affedersiniz proxy patern olarak projemize isim verelim bu arada. Az önce bahsettiğimiz gibi örneğin resimlerin yüklenmesini hızlandıracak bir teknik olabilir. Biz şimdi bunu ele alıyor olacağız. Bahsettiğimiz senaryo ele alıyor olacağız. Şimdi ilk olarak interface'imizi ekleyelim. Şöyle add new item diyerekten aslında ekleyeceğimiz interface tahtadaki çizimden de hatırlayacağınız üzere bizim subject'imiz oluyor. Yani uygulanacak fonksiyonelliği ya da asıl istemcinin erişmek istediği fonksiyonelliği içerecek. Mesela buna image generator adını verelim. iImage generator adını verelim. Sembolik olarak. Zaten kaynakları araştırdığınız zaman genellikle sık kullanılan örneklerden bir tanesi bu. İmaj üretici ya da imaj gösterici örnekler. Hemen içeriye şöyle show image isimli basit bir fonksiyonel dahil edelim. Şimdi bunu da başına şöyle yazalım. Bu bizim subject'imiz. Şimdi buradan türeyen ve asıl fonksiyonelliği yerine getiren tipimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yani real subject olarak geçen kaynaklarda class'ımızı yazacağız. Buna da image generator adını verebiliriz ve image generator düzeltiyorum interface'inden türetebiliriz. İmplementasyonu gerçekleştireceğiz. Şimdi tabii ki buradaki tipin görevi aslında bir resmin gösterilmesini sağlamak gerçekte. Bu sebepten dolayı sembolik olarak resmin adresini belki taşıyabiliriz içeriye. Şöyle bir değişken olabilir. Bunu özellik bazında dışarıya sunabiliriz veya constructor yardımıyla içeriye alınmasını da sağlayabiliriz ki ben bu örnekte constructor yardımıyla içeriye alınmasına kaydedeceğim. Ve daha sonra şurada da sembolik bir fonksiyonellik gerçekleştirdiğimizi düşünelim. İşte diyelim ki resmi gösteriliyor diyebiliriz. Bu şekilde buraya da full path'i yazabiliriz. Evet. Şimdi asıl fonksiyonelliği içeren tipi yazdık. Bunları şöyle küçülelim. Şimdi proxy tipini yazıyor olacağız. Proxy'miz class image generator proxy olarak isimlendirebiliriz sınıfımızı. Tabii önemli olan proxy tipinde iyi uygulanabilirliği açısından desenin subject'i implemente etmesidir ki burada iImageGenerator interface'i subject'imiz ama az önce de bahsettiğiniz gibi bunu abstrakt bir tip olarak da tasarlayabilirsiniz. Tabii ki çok da olarak proxy'nin asıl hedeflerinden bir tanesi istemcinin asıl erişmek istediği fonksiyonelliğe aracı olmak. Burada gerekli zaman kaybının önüne geçmek, belki ek hazırlıklar varsa bunları yaptırmak. Bu sebepten dolayı kendi içerisinde zaten asıl iş yapan real subject'i taşıması gerekiyor. O yüzden image generator tipinden bir tane değişkeni buraya koyalım. Generator diyelim. Daha sonra yine tabii ki dosya adresine ihtiyacımız var. Dolayısıyla burada da bir full path değişkeni olmalı. Ve bu da özellik yardımıyla veya şu an yapacağımız gibi constructor metodu yardımıyla atanabilecek bir field olabilir. Şu şekilde. Yani onu da atayalım. Full path olacak şekilde. Şimdi gelelim show image fonksiyonu. Asıl önemli olan kısım bu. Burada şunu yapacağız. Eğer generator null ise yani henüz oluşturulmamışsa generator tipini üreteceğiz. Yani constructor'ını kullanaraktan ve bu sınıfa gelen proxy'ye gelen full path field'ını ele alacağız. Sonra da fonksiyonelliği içeceğiz. Yani generator show image isimli. Şimdi bu kısma tekrar döneceğiz arkadaşlar. Proxy sınıfında bu şekilde yazdığımızı düşünelim. Tekrar döneceğiz. Önce bunu kullanalım program ses içerisinde. Bir adet image generator proxy üretiyorum. Proxy 1 olsun. New image generator proxy ve adres verelim. Sembolik olarak resim 1.jpg pardon olabilir. Bir tane daha üretelim. Proxy 2 new image generator. Resim 2
Biraz gribal bir durum olduğu için arkadaşlar sesim tuhaf geliyor olabilir size. O yüzden özür dilerim hani sesim çok kötü geliyorsa. Şimdi proxy 1 üzerinden show image metodunu çağıralım. Arkasından proxy 2 üzerinden show image metodunu çağıralım. Sonra tekrar proxy 1 üzerinden show image metodunu çağıralım. Bu görsel bir uygulama olsaydı eğer, bir Windows Forms uygulaması olsaydı eğer örneğin veya bir Windows Presentation Function uygulaması olsaydı buradaki düşünce yapımız şu olacaktı. Buradaki resimler pek çok yerde sürekli yüklenmek zorunda kalıyorlar. Ve biz buradaki resimlerin büyük olduğunu düşünüyoruz. Boyut kapladıklarını düşünüyoruz ve bunun zaman kaybına yol açtığına kanaat getiriyoruz ve uygulama performansını kötü etkilediğini düşünüyoruz. Yüklenmesi, ön hazırlıkların yapılması vesaire gibi. Bunu hızlandırabilmek amacıyla işte devreye proxy tipini dahil edebiliriz aslında. Şimdi breakpoint'imizi koyup inceleyelim. F5 yardımıyla çalıştırıyorum örneğimizi. Şimdi proxy nesnesinin üretileceği yere geldik. Proxy nesnesinin, image generator proxy'nin constructor metodundayız. Path geldi. İçerideki field'ı atadı. Aynı şeyi proxy 2 değişkeni için yapıyor. Farklı bir path. Bu sefer resim 2. Şimdi proxy 1 üzerinden show image metodunu çağırıyoruz. Bakın şimdi show image metoduna geldi. Önce kendi içerisinde yer alan image generator'ın yani subject'in null olup olmadığına bakıyor. Null o sebepten dolayı üretecek. Path'imiz de var zaten. Bakın şu anda düzeltiyorum, real subject'in içerisine girdik ve gerçek subject'in constructor metoduna path'i gönderdik. Üretim gerçekleşir ve show image metodu tekrardan real subject'in show image metodu ne yaptı? Geldi. Kod parçamız. Şimdi proxy 2 için aynı şeyler olacak. Baktı generator nesnesi proxy 2 nesne örneği için üretilmiş değil. Hemen onu üretimine geçti. Şu an üretimini yapıyor. Üretim gerçekleştirildi ve ne yapıyor? Onun show image metodunu çağırıyor. Şimdi asıl önemli olan nokta proxy 1'in tekrar show image metodunu çağırıyoruz. Fakat şimdi bakın zaten proxy 1 için generator yani real subject üretildiği için buraya geçiyor. Bakın burada işte biz ne yapmış oluyoruz? İlk seferde meydana gelen zaman kaybını tamamen otomatik olarak atlamış oluyoruz. Çünkü zaten üretilmiş bir nesne var elimizin altında ve doğrudan onun ilgili fonksiyonelliğini çağırıyoruz. Bu şekilde kullanılabilecek bir desen. Ha, yeterli mi? Bu yeterli değil. Aslında gerçek tabanlı ve gerçek hayat örneğinde şuna rastlıyor olacaksınız. Teorisini anlatayım ben size. Mesela gerçekten görsel bir uygulama, bir Windows uygulaması, form uygulaması veya VPF uygulaması göz önüne alındığı takdirde örnek olarak düşünelim bunları. Aslında burada nesne null olduğu zaman örneğin kullanıcıya asıl resim yüklenene kadar yani zaman kaybına neden o yükleme işlemi tamamlanıncaya kadar gösterilebilecek küçük, hızlı, anında yüklenebilir bir resim veya orada bir yazı olabilir. İşte resim yükleniyor denilebilir. Dolayısıyla bunu yapmanız için şu kısımda asıl imaj yüklenirken de bir ayrı thread içerisinde bunun gerçekleştirilmesi gerekmekte. Burada mesela timer'dan faydalanabilirsiniz. Timer'ın yanlış hatırlamıyorsam callback ile ilişkili bir asenkron deseni var. Bunu kullanarak da mesela asıl resim yüklenene kadar küçük resim gösterimi sağlanabilir. Sonrasında ise asıl resim yüklendiği zaman o gösterilebilir mesela gibi bir senaryo da var. Bu dizayn paternlerle ilişkili yayınlanan bir kitapta zaten kullanılmış olan bir senaryo ama size tavsiyem bu görsel videoyu izleyip tamamladıktan sonra ve antrenmanınızı yaptıktan sonra o bahsetmiş olduğum senaryoyu tamamlamaya çalışmanız. Aslında onu yaptığımız takdirde daha anlam kazanan bir desen haline geliyor. Evet. Özet olarak arkadaşlar class diyagramımızdan da kısaca bir bakacak olursak tiplerimize proxy paterni içerisinde istemcinin asıl kullanmak istediği fonksiyonelliğin zaman kaybettirici işlemler içerebiliyor olması, farklı bir uygulama domaini içerisinde var olabilmesi ya da oraya erişim sırasında bazı yetkilerin kontrol edilmesi gibi case'lerde ya da oradaki fonksiyonellikler kullanırken yapılması gereken bazı ek işlevlerin olduğu durumlarda ele alınan bir senaryo. Biz burada subject olarak bir interface tanımladık ki bahsettiğimiz gibi bunlar bir abstract sınıf olarak da tasarlanabilirler. Buradan türeyen expand edelim şunları. Real subject'imiz image generator olarak asıl fonksiyonelliği içeren
tip olarak burada yer alıyor. Bunun dışında da, pardon düzeltme, yanlış yeri gösterdim. Şu kısım asıl real subject'imiz ve bir de proxy'miz var. Proxy'mizde, real subject'imizde aslında subject'ten türeyen yani tipler, istemcinin konuşacağı kişi ise yani asıl real subject içerisindeki show image fonksiyonelliğine erişmek için kullanacağı tip ise proxy'miz, yani image generator proxy isimli tipimiz. Evet. Böylece geldik bir görsel dersimizin daha sonuna arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Design paternleriyle ilişkili konularımıza devam ediyor olacağız. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.